videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Kadınların düzenli orduda zorunlu askerlik yaptıkları tek dünya ülkesi olan İsrail, bayan vatandaşlarını 21 ay zorunlu askerlik görevine tabi tutuyor. İsrail ordusunda kadınlar çatışmalara katılmamak şartıyla savaş bölgelerinde görev yapıyor. 18 yaşını dolduran genç kızlar kısa bir eğitimin ardından aleti arkadaş oldukları uzun namlulu silahlarla tehlikeli bölgelerde görev alıyor. Kadın askerlerle erkek askerlerin tek farkı görev süreleri. İsrail ordusunda erkeklerde zorunlu askerlik 36 ay. Kadınlar erkeklerle aynı karargahta eğitim görüyor. Aynı şartlarda yaşıyor. Aynı nöbeti tutuyor. Sınırlı bölgeleri hariç birçok bayan asker görevlerine göre akşamları ya da hafta sonları silahlarıyla birlikte evlerine gidebiliyor. İsrail ordusu içerisindeki kadın askerlerin zaman zaman şaşırtan fotoğrafları medyaya yansıyor. İsrail'in Filistin'de uyguladığı sert politikaları gölgelemek için kullandığı bu fotoğraflar medyada geniş yer bularak Filistin'de uyguladıkları şiddet daha az konuşuluyor. Hem de İsrail ordusu dünyanın gözünde daha farklı bir yerde oluyor. Birbirinden dikkat çekici kadın askerler İsrail'in bozulan imajının düzeltilmesinde kullanılıyor. Aslında güzelliklerinin arkasında vahşilik de barındıran İsrailli kadın askerler son derece acımasız yetiştiriliyor. Kadınlar erkeklerle aynı karargahta eğitim görüyor, aynı şartlarda yaşıyor, aynı nöbeti tutuyor. Sınır bölgeleri hariç birçok bayan asker görevlerine göre akşamları ya da hafta sonları silahlarıyla birlikte evlerine gidebiliyor. Genelkurmay Başkanlığı tarafından kadınların ve dindar gençlerin ordudaki durumunu incelemekle görevlendirilen General Orna Barbivai, askerlik görevini yerine getiren kadınların sayısındaki azalmadan kaygı duyduklarını açıkladı. Haaretz gazetesinin haberine göre Barbivai, askere gelmesi gereken kadınların %40.6'sının bu görevden kaçındığını ve bunların %35'inin dini gerekçeler gösterdiğini açıkladı. Barbivai, dini gerekçelerle askerlikten kaçınan kadınların 4'te 1'inin aslında dindar olmadığını tahmin edildiğini söyledi. Barbivai, ultra ortodoks diye nitelediği dindar gençlerin de işlerinin Torah okumak olduğunu söyleyerek askerlikten kaçındıklarını, bununla birlikte bu yıl 1200 ultra ortodoks genci askere almayı umduklarını belirtti. İsrail'de tartışılan bir diğer konu da askerlerin kadınların şarkı söylediği törenlere katılıp katılmayacağı. Pek çok ham, dindar askerlerin böyle törenleri terk etmesi gerektiğini savunuyor. Ancak Barbivai'nin genelkurmaya askerlerin bu törenlerden ayrılması konusundaki yasağın, mevcut yasağın sürdürülmesini teklif etmesi bekleniyor. Yahudilerin çok gizli bir dünyalarının olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden İsrail pek çok farklıdır. Hasidik Yahudiler de garip topluluklardan biri. Hasidik din adamı ve Stamford Hill sakini Gevilok, öyle 10 dakikada Yahudi olunmaz diyor. Uyulması istenen kurallar dışarıdan birinin kolay kolay anlayabileceği, hazmedebileceği şeyler değildir. Hasidikler modern teknolojinin sunduğu imkanların birçoğunu reddediyor. Bunların potansiyel bir tehlike, insanın saflığını bozan, çocukların masum zihinlerini kirleten şeyler olarak görüyor. Örneğin televizyona Yetzer Hara kutusu diyorlar. Kabaca şeytani günah makinesi diye çevrilebilir. Ancak bu kurallar sadece ev içindeki yaşamı değil, toplumsal yaşamı da sıkı kurallara bağlıyor. Öyle ki Hasidik Yahudilerinin en kalabalık olduğu semt olan Stamford ile girdiğinizde başka bir ülkeye adım atmış oluyorsunuz. Gevilok, hayır işlerinin nasıl yapılacağını belirleyen kurallar, evlilikle ilgili kurallar, etin nasıl tuzlanacağını belirleyen kurallar, yemeğin nasıl yenmesi, tuvalete nasıl girilmesi gerektiğini belirleyen kurallar diye anlatmaya devam ediyor. Hasidikler modern teknolojinin sunduğu imkanların birçoğunu reddediyor. Bunların potansiyel bir tehlike, insanın saflığını bozan, çocukların masum zihinlerini kirleten şeyler olarak görüyor. Hasidi edebiyatının bir temsilcisi olan Louis Newman, Hasidizmi bu şekilde tanımlar. Günümüzdeki pratik uygulamalarına baktığımızda ise Hasidizm eski ile yeninin bir araya gelmesi gibi görünmektedir. Çağın gereklerine ayak uydurmak adına inancı değil, inanını değiştirmeyi amaçlamış ve bu bakımdan her insanın dünya hayatında haklı bir yere sahip olduğu düşüncesini anlatmaya çalışmıştır. Yani insan merkezli bir din anlayışı çerçevesinin yanında hala Mesih'i bekleyen Yahudilerdir. Hasidizmin tekrar canlandığı yere ve tarihe baktığımızda ise insan aklının oldukça önemsendiği Avrupa, Polonya 18. yüzyılını görürüz. Bu bakımdan dinde bir yenileşme hareketi çok da tesadüf değildir aslında. Uzun lafın kısası yaklaşık 300 yıl önce özgün Yahudiliğin uyanışının bir ifadesi olduklarını iddia eden insanlar, Hasidizm çatısı altında bugün de birçok ülkede varlıklarını sürdürmektedirler.
Hasidizme göre Tanrı, Kudüs topraklarını Yahudilere yasaklamıştır. Hasidiler kendilerini Tevrat'a dayandırarak meşru kılarlar ve gerçek Yahudiliğin kendi inançları olduğunu söylerler. Hasid dindar demektir aslında ve bütün Hasidiler Tevrat'taki 613 emre uymak zorundadırlar. Bu zorundalık onları doğal olarak yaşadıkları toplumdan da soyutlar. Yaşadıkları New York, Kanada, Londra, Berlin vesaire fark etmeksizin onlar hep kendi cemaatleriyle kendi kabukları içindedirler. Ve bu yüzden sanki hangi toprakta yaşarlarsa yaşasınlar, onlar sadece Hasidiktirler. Bunun yanında Hasidiler de kendi aralarında yaşadıkları coğrafyalara göre ayrışmışlardır. Cevat, Satmar, Bobova ve Gur, dünya üzerinde öne çıkan 4 Hasidik topluluk olup her birinin en önemli ortak özelliği Siyonizm karşıtlığıdır. Böylesine içine kapalı bir cemaatin ritüelleri ise oldukça zengin ve geniş. Hasidizmin 18. yüzyıldaki kurucusu sayılabilecek Sadik, Tanrı ile Hasidik toplum arasındaki önder kişi İsrail ben Eliezer, Yahudilere dua kavramını getirir. Ona göre Mesih, kitleler halinde ve konsantre olarak okunan dualar ile tekrar gelebilecektir. Ve o güne kadar bir İsrail devletinden söz edilemez. Böylelikle Hasidizme Tevrat okuyarak anlama geleneğini sokar Eliezer. Hasidik cemaat için giyim oldukça önemli bir ritüel. Bu yüzden çok uzaktan bile bir Hasidi tanıyabilirsiniz. Siyah fötür şapkalarının yanlarından sarkan bukleleri, yaz kış giydikleri, siyah uzun paltoları ile toplumu oldukça aykırı duyan Hasidik cemaatin erkekleri genelde sakal bırakırlar. Özel günlerde giydikleri geniş kürklü şapkaya benzer Streimel ve Kolpik de önemli bir giysilerdir onlar için. Evlenmeden önce saçlarını kazıtan kadınlar ise örtü, peruk ve kesinlikle opak çorap giyerler. Genelde toplu bir şekilde dolaşan Hasidi kadınların giyimleri de neredeyse bir örnektir. Uzun paltoları ve vücutlarını neredeyse tamamını örten giysilerinin yanı sıra kafalarını örtü ve peruk takan kadınların saçlarını kocalarından başka hiç kimsenin görmesine izin yoktur. Zaten Hasidi kadınlar da çoğunlukla evden dışarı çıkmazlar. Genelde bir Hasidi kadın en geç 19 yaşında evlendirilir ve ondan sadece soyu devam ettirmek için çocuk yapması beklenir. Bu bakımdan kadınların sosyal yaşamlarına ya da eğitimlerine ve hatta doğrudan kadına pek önem vermeyen Hasidi toplumda tabii ki istisnalar da mevcuttur. Özellikle kadınların %6'sı üniversite mezunu olarak bilinen New York Hasidi toplumu Çavat, bu konuda diğer örneklerine göre daha dışa dönük görünmekte. Fotoğraftaki hanımefendi ise Hasidik toplumda yetişip onların içinden çıkarak 2016'da New York Ceza Mahkemesi hakimi olarak seçilmiş Rachel Frier. Bu unvanı ile Frier aynı zamanda Amerika'da kamu görevine gelmiş ilk Hasidi kadındır. Bugün 55 yaşında olan Frier hala geleneklerine bağlı olarak saçını kazıtmakta ve peruk takmakta. Sadece kadınlar değil tabi, erkekler de toplumun baskın kurallarına tabidirler ve onlar için de evlilik yaşı 18 veya 19'dur. Evlilik ve çoğalmak Hasidiler için vazgeçilmez bir durum. Bu yüzden yapabildikleri kadar çocuk yapıyorlar. Evliliğe giden yolda ise erkek ve kadının birbirini tanıma şansı pek yok. Bizim pek de yabancı olmadığımız görücü usulü Hasidik toplumlarda da kabul görmekte. Bununla birlikte oldukça garip bir şekilde bazı Hasidilerde evlilikten sonra dahi kadının erkeğin gözlerinin içine bakması yasak. 2011'de cemaatten Abi Brezler ile bir röportaj yapan ve Brezler'in oğlunun düğününe katılan BBC muhabiri Paddy Weevil etkinliği şöyle anlatıyor. Abby Brezler ile düğünün yapılacağı yere gidiyoruz. Yaklaşık 400 kişi davetli. Bunun mütevazi bir sayı olduğunu söylüyor. Tam girdiğimizde kadın ve erkek konukları ayıracak beyaz bir perde çekiliyor mekanın ortasına. Kadınların bölümünü bir merdivene çıkıp perdenin üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Ama öte tarafa geçmeyin diyor Brezler. Düğün gelin ve damadın bahçeye girilen bir tentenin altında yerlerini almasıyla başlıyor. Gelin damadın etrafında 7 çember çiziyor ve birlikte Tanrı'nın 7 nimetini sayıyorlar. Yemeğin ardından masalar kenara çekiliyor ve salonun ortasında yer açılıyor. O andan itibaren ortam gerçek bir düğün ortamına dönüyor. İnsanlar dans etmeye başlıyor. İçki su gibi akıyor. Brezler bir yandan dans edip bir yandan insanların bardaklarını doldururken ayakta duramıyorum artık. Çok içtim diyor. Fotoğrafta gördüğünüz 2019'da Brooklyn'de düzenlenen cenaze töreni Rebbi, Hasidilerin lideri Yisrael Avrom, Portekiz'e ait 100 bin kişinin katıldığı cenaze törenindeki Hadisilerin kendi aralarında anlaştığı dil olan Yirizce olan bu anonsta cep telefonu kullanmayın ya da tabuta dokunmayın denmekte. Sadece bu söylem bile aslında Hasidilerin modern dünya ile olan çatışmasını anlatmaktadır. Hayır işlerinin nasıl yapılacağından evliliğe, etin nasıl tuzlanacağından yemeğin nasıl yenmesi, tuvalete nasıl girilmesi gerektiğini belirleyen kurallara kadar her şeyin sıkı sıkıya belirlendiği Hasidilerde genel olarak katı bir şekilde teknoloji karşıtlığı da görülür. Hasidi cemaati ile Türkiye ilişkisi ise oldukça eskilere uzanmakta. Yahudiler tarihin çeşitli dönemlerinde katliamlar yaşamışlardır. Bunların en önemlilerinden biri 17. yüzyılda Ukrayna köylülerinin kendilerine karşı ayaklanması olmuş ve 10 yıl boyunca
tahminen 300 bin Yahudi can vermiştir. Kaçabilenler ise Osmanlı'ya sığınmış ve artık İstanbul ve Anadolu'yu kendilerine mesken bellemişlerdir. Bu Yahudilerin kimi Sabataycı, kimisi de sonrasında Hasidi harekette kendini bulur. Bununla birlikte 2010'da yaşanan Mavi Marmara felaketinden sorumlu olan İsrail Devleti'nin karşısında Hasidiler Türkiye'nin yanında yer alarak Siyonizm karşıtlıklarını bir daha vurgularlar. Televizyonu şeytani günah makinesi olarak adlandıran topluluk, tahmin edeceğiniz gibi internet kullanımını da yasaklamıştır. Bununla birlikte birçok Hasidi toplulukta Tevrat harici dünyevi herhangi bir kitapta okuyamazsınız.